Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakan, Sayın Bakan susar mısınız? Sayın Bakan. Ya Sayın Baran susar mısınız? Yeniden başlar. Lütfen rica ediyorum. Sayın Başkan. Baştan alacağım. Lütfen rica ediyorum arkadaşlar. Kürsüde konuşmacı var. Sayın Usta. Lütfen kürsüde konuşmacı var. Tamam, bakanı da uyardım. Sizi de uyarıyorum. Lütfen. Buyurun. Sürenizi yeniden başlatıyorum. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikli olarak bir yıldan bu tarafa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde iki milletvekili olmamız hasebiyle bize hiç konuşma vermediğiniz için size teşekkür edemiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ne teşekkür ediyorum. Değerli milletvekilleri, sözde bütçeyi konuşmak üzere toplandık ama Cemal Bey hiç gelmiyor ki meclise. Hiç gelmiyor diyor ya. Cemal Bey, siz genel kurula hitap edin tabii. Lütfen. Siz seversiniz polemi ama hadi. Sözde bütçe konuşuyoruz ama bu bütçe değil. Konuşulan tek şey var. İş bitirme karnesini almaya gelenlerin hakareti, küfrü, her türlü çirkin sözü var. Yani bir yıl boyunca hiçbir iş yapmamış, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geliyor, şahsımın reisine kendini göstermek adına sürekli hakaret eden bakan ve bakan yardımcıları var. Bunları savunmak da bu arkadaşlara düşüyor. Demiyorlar ki milyonlarca genç işsiz, milyonlarca çocuk uyuşturucu bataklığına saplanmış. 5 milyon EYT'li güleceği günü bekliyor. İnfaz koruma memurları emniyet hizmet sınıfına alınmak istiyor. 3600'ü beceremediniz. Bu memlekette hakkı hukuku katlettiniz. Adaleti ayaklar altına aldınız ama eline aldığı kitapla okuyarak bize ders veren ve sürekli hakaret eden bakanlar ve yetmiyor, bakan yardımcıları milletvekillerine hakaret ediyor. Hiç kimse bu parlamentoya seçilmiş insanlara adı bakan da olsa hakaret etme hakkı yoktur. Milletvekillerini dövme işini de iyi yapıyorsunuz. Onu da artık becerikli hale geldiniz. Çünkü gitmeye başladığınızı gördüğünüz anda büyük bir sinirle, yumrukla insanları susturmak istiyorsunuz. Ama şunu unutmayın. Yumruk da atsanız, topunuz tüfeğinizle de gelseniz, sizden korkan namerttir. Namerttir. Çünkü söz verdik. Dedik ki saraylarda yaşayan Yezid olmaktansa Kerbela çöllerinde Şehit Hüseyin olacağız. Öyle bir korku kapladı ki Sedat Peker diye bir delikanlı ne varsa anlattıkça paniğe kapıldınız. Mafya liderleri delikanlı olunca delikanlısı delikanlı olur. Sen canını sıkma. Sedat Peker konuştukça çırpınmaya başladınız. Dün akşam Süleyman Soylu diye bir adam çıkmış burada hepimize hakaret ediyor. Bana diyor ki Amerikalısınız diyor. Hepiniz Amerikalısınız. Ben 14 yaşında ülkücü olmuş, ne Amerika, ne Rusya, ne Çin, her şey Türkiye için diyerek 4 yıl hapis yatmış bir ülkücüyüm. Bana Amerikan uşağı diyen Amerika'nın ta kendisidir, Biden'ın üvey evladıdır. Dolayısıyla dengeniz bozuldu, psikolojiniz bozuldu. 6 yaşında bir çocuğa yıllarca tecavüz edilmiş, bunu kınamanız gerekirken, bunu ayıplamanız gerekirken tutuyorsunuz. Lise müdürü diyor ki Allah'ın ayeti, yalaka sensin lan. Senden bir yalaka mı var? Hadi oradan. Haddini bilecek. Kim yalakaysa namussuz şerefsizdir. Yalaka namussuz şerefsizdir. Tabii şerefsizdir. Sen kendini iyi bilirsin oğlum. FETÖ'ye yalakalık yapan sensin. FETÖ'nün peşinden koşan sensin. Senden büyük yalakayı görmedi bu ülke. Dolayısıyla Sayın bize gerçirmeye kalkmayın. Haddinizi bilin. Böyle susturamazsınız. 6 yaşında çocuğa tecavüz edilir.
Hak edine. Hak edine küfür de ederim ben. Ben küfür etmem demedim. Hak edine küfür ederim ben. Kaşınma fazla. Sayın Cora oturayım. Sayın Cora. Sayın Engin Yurt. Arkadaşlar duyamıyorum. Anlayamıyorum. Bak Salih Cora. Ben sizi de davet ediyorum önce Elitaş. Sizi davet ediyorum. Engin ne oldu ya? Engin Yurt bitirin konuşmanızı lütfen. Sana, ben anlamadım. Devam edin. Şimdi. Allah'a küfreden namuslu şerefsizdir. İspat etmeyen Salih Cora, Sayın Cora. Sayın Cora. Bitirin konuşmanızı. Sayın Engin Yurt genel kurula hitap edin. Sayın genel kurula hitap edin lütfen. Niye CHP'ye, niye İYİ Parti'ye gitmedin dediklerinde ben zaten Salih Cora dedim ki bir baktım hepsine küfür etmişim, bir tek Demokrat Parti'ye küfür etmemişim dedim. İşeyen gücüyen bak oğlum sen, işeyen gücüyen. Sen. La seni o. Buyur ne var bunda? La hırsız olmaktansa, namussuz olmaktansa, şerefsiz olmaktansa küfretmek bir kere adamlıktır be. Evet, teşekkür ediyorum. Sana yazıklar olsun be. Senin adamlığına yazıklar olsun. Ulan sokakta görseniz bir tanesi yüzümüze bakamazsınız. Burada erkekleşiyor, bizi dövmeye kalkıyorsunuz öyle mi? Hadi oradan be. Sayın Hadi. İngil, teşekkür ediyoruz. Başkanım bitiriyorum. Evet, buyurun. Son söz olarak diyorum ki ne eski Türkiye var, ne yeni Türkiye var. Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük Türkiye Cumhuriyeti Devleti var. Bunu da size göstereceğiz.